Umut Hocam selamlar. Selamlar, merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz hocam görüşmeyeli? Valla teşekkür ederim. Buraya gelmek biraz zor olsa da evet. bayağı, <laughs> bayağı yolda sorunlar yaşadım. GPS de aslında bazı sorunlar verdi. Ondan dolayı mı olabilir bilmiyorum ama. Zaten bugünkü konumuz da biliyorsunuz hocam GPS. <gülüyor> <gülüyor> yani bazı zamanlarda başımızı ağrıtıyor ama hayatımızı çok kolaylaştırıyor. Ben GPS'siz mesela yaşayamam gibi hissediyorum şu an. Vallahi GPS'de de yaşanmıyormuş yani şu stüdyoya gelmem tam iki saatimi aldı. Gerçekten 2 iki, iki full saatimi aldı. <laughs> GPS de aslında hayatımızı kolaylaştırıyor mu desem ya da siz mi zorsunuz buralar mı zor bilmiyorum. <laughs> Hocam biz biraz zor olabiliriz de o zaman hemen başlayayım. Evet. Başlığımız da şu. Hocam bu GPS nedir ya? GPS uyduları aslında Amerika'nın e, Savunma Bakanlığı'nın ortaya çıkarttığı bir proje. Şimdi yani, ben... E, Özür evet. dilerim daha başta lafınızı böleceğim ama hep şu konuşulur ya. Amerika istese GPS'i kapatır. Kapatır. Kapatır mı? Tabii ki. Nasıl oluyor hocam bu iş? Olayı şöyle söyleyeyim. GPS hayatımızda çok önemli bir yere sahip. Ne yapıyoruz GPS'te? Örneğin telefonlarımız GPS'e o kadar entegre bir hale geldi ki bizim nerede bulunduğumuz yani telefondaki bütün aplikasyonlar tarafından biliniyor. Hatta ben şöyle söylüyorum. Ya yani benim çocuğum doğduğundan itibaren nerede olduğunu yani artık kim takip ediyorsa ömür boyu bilebilecek derecede bir bilgiye sahip nasıl yani çocuğum doğduğunda işte 11 yaşındaydı. <laughs> çocuğum doğduğunda 11 yaşında değil. <laughs> çocuğum doğduğundan beri 11 yıl 11 yıl geçti. Yani 11 yıl öncesinde işte iPhone'lar ya da böyle akıllı telefonlar zaten icat edilmişti. Ve e, dolayısıyla yani tam o zaman yani çocuk mutlaka anne babasının yanındadır, değil mi? Yani herhangi bir çocuk da aynı şekilde anne babasının yanındadır. Yani bu çocuğun lokasyonu bunlardan birisidir diye bakabiliriz. Ondan sonra e, zaman içerisinde kendi telefonunu aldı. Ondan sonra artık takip devam etti. Yani kısacası özellikle bu Z, Z değil miyim de alfa kuşağındaki çocukların hepsinin doğma, doğduğundan itibaren nerede olduğu az çok tahmin ediliyor diyebiliriz. Ve böylelikle yani bu çocuk nerede olduğunu biliyorsan reklam şirketleri de ne yapabilir? Ya işte ha bu şuralarda bulunmuş şu tür şeyleri seviyor olabilir. Ona göre biz böyle bir reklam önerelim. Muazzam ya da, bir hedefleme e, yapabilirler yani. Muazzam bir hedefleme yapacaklar. Ve çünkü hayatını biliyorsun artık ya. Yani fiziksel olarak hangi noktalarda, hangi gün, hangi saatte bulunduğunu bilen bir algoritma var. Bilen bir sistem var aslında. Ve böylelikle o reklamlar çok iyi çalışabilir. Peki reklam dışında hocam bu uyduları niye kullanmamıza izin veriyor Amerika? Gelelim ona. Şimdi aslında bunun da bir hikayesi var. Aslında ilk uydu 1978 yılında Navstar 1 adıyla uzaya gönderilmişti. Ve doğal olarak bir tane uydudan çok da fazla yer tespiti yapman imkansız, imkanı değil. Onun için dediler ki biz bu uydu sayısını çok daha artırmamız lazım. Bunlar 20 bin kilometre yükseklikte olan uydular. Yani mid 4 Orbit dediğimiz böyle birazcık daha orta yörüngedeki uydular. Bu uydular ondan sonra 24 tane uyduya 1995'te ulaşıldı. Yani 78'den 95'e kadar bazen birkaç ayda bir, bazen birkaç yılda bir böyle uydu sayısı yavaş yavaş artırıldı. Ve 24 uyduya ulaştığında da Gökyüzünde sürekli bizi gören en az 4 tane uydunun olduğu bir seviyeye ulaşıldı ve böylelikle bu e, takip, e, mesela takip olayı aslında gerçekleşmeye başladı. Şimdi gelelim neden. İlk olarak aslında Amerikan askeriyesinin, işte Amerikan Savunma Bakanlığı'nın (DOD) dediğimiz Department of Defense'in bir projesi olarak başladı bu olay ve dolayısıyla Amerikan askerlerine, işte e, Amerikan ya ait işte jiplere işte uçakları vesaireyi takip etmek için e, ilk icat edilen bir olay. Sonradan bakıyorlar ki bu gayet e, iyi bir şeye dönüşüyor yani bu insanlar da kullanabilecek bir pozisyona dönüşüyor ama diyorlar ki ya bu Amerika'ya karşı olarak kullanılabilir biz bunu hiç e, ortalığı açmayalım. Sonrasında 1 Ekim 1983'te Sovyetler Birliği'ne ait bir tane füze Kore Hava Yolları'na ait bir e, yolcu uçağını vuruyor. Artık yanlışlıkla diyelim vuruyor ve 269 kişi ölüyor. Yani çok e, acı bir olay ve bu olaydan sonra diyorlar ki yani eğer ki böyle bir GPS bu GPS sistemini biz e, daha önceden vermiş olsaydık açmış olsaydık işte hava yolları buna uygun bir şekilde e, şey alabilirdi. Belki füze bu şekilde o tarafa doğru gitmezdi vesaire. Yani normal bir halk e, sıradan yolcuların bu yüzden ölmesi engellenebilirdi. Ondan sonra Random Dragon'da tam otamını 16 gün sonra yani 1 Ekim'de düşürülüyor. 16 Ekim'de de ben bu uyduları açıyorum diyor. Kardeşim artık Amerika'ya karşı kullanılacağını çok düşünmüyorum diyor. İnsanlığın faydasına bunlar açılsın diyor. Ve açıyorlar. Açtıktan sonra da ya bakıyorlar ki yani biz bunu full çözünürlükte vermeyelim insanlara. En azından biraz bozalım istiyorlar. Yani askere yine de böyle birazcık daha temkinli yaklaşıyor ve diyor ki ben bunu çözünürlüğünü en az 100 metreye kadar düşüreyim diyor. Yani e, hani şey diyor ya sağa dönünüz, sola dönünüz diye şeyler var ya işte 100 metre çözünürlük sorunu var. Yani yukarıda olduğunuzun tam olarak bilinmiyor yani de yani 100 metre öncesinde ya da ardında. Yani yine de bugünkü kadar e, bugün bugün örneği bu şekilde kullanamazdık. Kesinlikle Örneğin yollarda kullanamazdık. Yolu çoktan kaçırmış olurduk. Kesinlikle yani. kaçırmış olurduk. Dolayısıyla o zamanlar yine de birçok insanın işine yarar diye e, bu şekilde açıyorlar. Hatta o dönemde buna e, iki tane sistem deniyor. Bir tanesi SPS, bir tanesi de PPS. Yani Standard Positioning System. Diğeri de PPS yani Precise Positioning System. Yani daha hassas e, de, yer e, konumlandırma sistemi. Yani ikiye ayrılmıştı. Böylelikle PPS'i işte yine askeriye kullanıyor ama standardı halk kullanabiliyor bi şekilde geliyor. Tabi zaman geçiyor. Artık e, Clinton dönemi, Clinton dönemi Amerika'da yani zenginliğin en e, refahın en yükseğe çıktığı dönem olarak bilinir. İnsanların böyle daha böyle bir e, mutlu olduğunu düşündükleri bir zaman aslında. Ve Clinton diyor ki ya yeter artık diyor çok da abartmaya gerek yok bu işi diyor. Ve 1 Mayıs 2000'de de e, diyor ki artık bütün dünya yüksek çözünürlüklü olarak bu GPS uydularını kullansın. Deniyor ve ondan sonra bir devrim gerçekleşiyor. Artık Ondan sonra da zaten zaman içerisinde de biliyorsunuz bu akıllı telefonlar da ortaya çıkmasıyla beraber artık herkesin de kullanabildiği bir sisteme dönüşmeye başlıyor. Tabii doğal olarak 2000'de ilk çıktığında hemen bir şey yapmıyorlar, yapamıyorlar. Bir de düşünsenize yani bunun yarın geleceği olur mu olmaz mı kimse bilemiyor. Bugün GPS'siz telefon düşünemeyiz. Kesinlikle Aklımızın öyle. ucundan geçmez ama o gün... Yani kesinlikle bir şey yani yani Amerika kapatır mı kapatmaz mı yani bu sonuçta askeri bir proje yani biz bunu devam ettirir miyiz ettirmez miyiz bilemeyiz diye yani bir şeyler geliştiriyorlar ama öyle çok da geliştiremiyorlar ama bakıyorlar ki zaman içerisinde ya bu GPS bayağı açılacak açık duracakmış gibi gözüküyor o zaman biz buna devam edelim diyorlar. Şimdi hocam şöyle bir tehlike yok mu Amerika bir şey oldu Dedik ki kapatıyorum kardeşim dedi bunun alternatifi var mı şu an? Yani başka bir GPS sistemine benzer bir sistem, başka bir ülkenin yaptığı bir şey var mı? Aslında evet var. Ee, şöyle ki Amerika'nınki GPS e, bir kenarda tutalım. Artık uzaydan e, bizi her gün yani her an tepemizde olan dört tane uydunun var olduğunu biliyoruz. Ama Amerika gibi e, doğal olarak e, Rusya'da kendi sistemini yapıyor. Rusların GLONASS isimli e, uyduları, uydu sistemi var. 22 tane uydusu var. Çin'in e, Baidu diye bir sistemi var. 35 tane uydu var. E, Hindistan'ın kendi Navik diye e, bir uydu sistemi var. Avrupa Birliği'nin Galileo e, isminde e, bir uydu sistemi var. Japonya'nın ayrı bir sistemi var. Kısacası e, bazı büyük ülkeler kendi e, bu GPS e, tarzı uyduları yapmak e, istiyorlar, yapıyorlar da, gönderiyorlar da. Bu arada GPS Global Positioning System uydunun e, Amerikan adı aslında. Şey gibi düşünün. Yani hani e, peçeteye self pack deniyor işte e, ocağa aygaz deniyor vesaire. Ya, artık bir isim olmuş yani. Teknolojinin artık, hali haline geldi. Yani o isim o, o olmuş gibi oluyor ama bunlara GNSS deniyor Global Navigation Satellite Systems yani işte GNSS deniyor aslında GPS denmiyor bunlara uydulara ve e, bu tür GNSS uydularının da farklı versiyonları da farklı ülkeler tarafından göndermiş oluyor hatta ve hatta başka bir şey daha söyleyeyim. Türkiye'nin milli uzay programı içerisinde de bir GNSS sistemi göndermesi planı var hala var diye biliyorum bunun da sebebi şu örneğin e, bizim kendi işte İhalarımız var işte sihalarımız var vesaire e, doğal olarak bunlar çok hızlı hareket edebiliyorlar. Ve Amerika örneğin ya işte istemediği bir yerde ben bunun e, kullanılmasına izin vermiyorum diyebilir. Kesinlikle. E, doğal olarak e, onlar için e, sisteme kapatabilir. Onun için doğal olarak e, yani Türkiye'nin kendi GNSS'inin de olması burada faydalı diyebiliriz. Hocam şimdi biraz başta soracağım bir soruyu şimdi sorayım. Dediniz ya dört tane uydu sürekli bizi görüyor. Evet. En az dört uydu Peki bizim konumuzu nasıl hesaplıyorlar? Ya nasıl evet. çalışıyor bu sistem? Dört tanesi beni görüyor, ben de onları görüyor. <gülüyor> <gülüyor> Biz onları gör görüyoruz. Aslında şöyle bir şey söyleyelim. Şimdi elimize telefonumuzu aldık ve yukarıda uyduyu görmüyoruz hiçbir zaman çünkü çok uzakta zaten yani yakın uydular bile 550 kilometrede bu uydular 20 bin kilometrede. Çok 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 daha yukarıda. Dolayısıyla teknik olarak uydu bizi e, takip ediyor şeklinde değil, biz uyduyu takip ediyoruz şeklinde bakabiliriz. Yani aslında bu bir geometri sorusu. Uydu sadece ve sadece ben buradayım diye bir sinyal gönderiyor. Diyor ki ben şu saniye itibariyle konumum şudur diye bütün dünyaya sinyal yayıyor. Ve benim telefonum da bu sinyali alıyor. Diyor ki şu anda şu yukarıda şöyle bir uydu var. Bu uydu şu saniye vesaire salise itibariyle bu kadar hassas bir şekilde itibariyle tam olarak şu noktada. Ondan sonra ama bir tane uyduyla senin nerede olduğunu bulamayabilir. Onun için senin birkaç tane uyduyu aynı anda bakabilmen gerekiyor ki sen tam olarak hangi noktada olduğunu bilinsin. Bunun için de ne yapıyorlar? Diyorlar ki o zaman tepemizdeki başka uydular da yani en az 4 uydu deniyor yani 3, 3 ile 4 uydu. Yani 4 uydu da tam kesin noktayı alabiliyorsunuz. Bu arada ben mesela şey düşünüyordum. X, Y, Z olsa 3 uydu yeter diye düşünüyordum. Yani işte o hassasiyeti tam olarak 4 ile daha iyi sağlanabiliyor. Aslında daha, daha fazla uydu da tam tepende olabiliyor. 5 6 uydu da aynı tepende olabiliyor yani şeye göre. Ve e, ne yapıyor? İşte bu uydu diyor ki şu saniye şu e, şu salisede şu noktadayım işte. Ötekisi de diyor bu noktadayım. Ötekisi de diyor bu noktadayım. Ötekisi bu, bu, bu noktadayım. Ondan sonra bir geometri problemi. O geometri problemi kim çözüyor? Benim telefonum çözüyor. Yani telefonumun içindeki artık hesap makinesi yukarıdan gelen o sinyallere hesaplıyor ve diyor ki işte şu anda tam şu noktadayım. Buna trilateration deniyor. Bir de triangulation dediği bir şey vardır. Triangulation değil aslında bu. Trilateration ve e, bu şekilde bizim yerimiz hassas bir şekilde tespit edilmiş oluyor. Hocam şimdi ben çoğu zaman çok memnun bu sistemden. <laughs> yani çok doğru çalışıyor ama bazen de böyle bir gariplik oluyor. Gecikiyor, bir önden geliyor, bir arkadan geliyor. Benim tepemdeki uydu sayısı mı azalıyor? Ee, bunu aslında birkaç sebebi var. Sebeplerden bir tanesi eğer e, 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 askeri Türkiye'de askeri bir bölgeden geçiyorsanız. Cemur. Cemurlar var. Yani Ankara'da bu bir bu GPS bir sinyal. Çok kötü. Aynen bu <laughs> alt üstü bir sinyal sonuçta. Ve siz gelen bu sinyalin frekansına eşit ve biraz daha yüksek bir sinyal basarsanız camur etkisi yapıyor. Yani noise basıyorsunuz, gürültü basıyorsunuz. Dolayısıyla sizin nerede olduğunuzu doğal olarak bulamıyor bu tür sistemler. İşte Türkiye'de özellikle Ankara'da biz bunu çok yaşıyoruz. Özellikle böyle askeri bölgelerden geçerken, işte Cumhurbaşkanlığı'nın oradan geçerken, o Çankaya'dan geçerken ya da şeyden geçerken, işte sarayın olduğu yerden geçerken bayağı bazen GPS kafayı yiyebiliyor. Artık yolu bilmem gerekiyor. Böyle birkaç kere çıkış yapıp sonra geri geliş yaptım falan olmuştur oralarda. Bu e, camur etkisi. Ama e, başka sebeplerden bir tanesi örneğin hava kötü olabilir. Aşırı böyle yağmurlu havalarda işte bol bol tozlu bulutlu bilmem ne Aslında havalarda. Aslında sinyalin gücü. Zaten. Aynen sinyalin gücü bu sefer e, kötü olabiliyor. Ya da siz örneğin e, işte evin içerisindeyseniz e, yerinizi konumunuzu şey yapmak istiyorsunuz işte göndermek istiyorsunuz birisine. Evin içerisinden konum gönderiyorsunuz. Diyor ki çember çok büyük diyor. Örneğin yani şu anda algılayamadım diyor. İşte balkona çıkmanız gerekiyor ya da dışarıya çıktığınızda e, uydular sizi gördüğü anda ha tamam diyor tam nokta budur. Yani bu şekilde söyleyebiliyor. Onun için e, uyduyla kendinizin arasındaki bu boşluğu e, mesafeyi boş bırakmanız e, mantıklı. Ya da işte dediğim gibi iyi hava e, olması mantıklı. Bir de fizikten gelen başka bir şey var. Einstein sağ olsun. İşte görelilik e, teorisinin kullanıldığı yerlerden bir tanesi bu. Hani diyorlar ya Einstein ne yaptı kardeşim bilmem ne falan. Einstein olmasa şu an evine gidemezsin. Öyle. <laughs> yani Einstein olmasa Einstein özel görelilik e, kuralına göre ee, aslında biz biz zaman e, time dilation zaman genişlemesi yaşıyoruz. Niye? Bu uydular saniyede 3.9 kilometre hızla uzayda gidiyorlar. Dolayısıyla bir zaman genişlemesi gerçekleşiyor, time dilation gerçekleşiyor ve bu aşırı hızlı giden uyduların içerisindeki zaman her gün 7 mikrosaniye geri kalıyor. Bir de Einstein'ın genel görelilik teorisine göre de kütle çekimden kaynaklı başka bir e, geri kalma var. Böyle bir durumda da dünyadaki saatler uydunun saatine göre 45 mikrosaniye geri kalmış oluyor. Şimdi ikisini de birbirinden çıkarttığında da 38 mikrosaniye aslında her gün bir geri kalma hali var. Dolayısıyla bizim bunu düzeltmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Einstein'ın bu kütle çekim hesabını yapmamış olsak, işin içerisinde katmamış olsak her gün bu 38 mikrosaniye geri kaldığından dolayı zaman içerisinde bunlar birikecek, birikecek, birikecek. Yani aslında bu neredeyse senin bulunduğun yeri kilometrelerce daha uzaklarda bulması anlamına gelecek. Onun için bu her an düzeltiliyor düzeltildiğinden dolayı da biz yerimizi anlık olarak tespit edebiliyoruz. Hocam diğer bir soru. Bu işin internetle bir ilgisi var mı? Çünkü artık biz telefonda internet ve GPS sanki böyle iç içe girmiş gibi evet, hissediyoruz de. da... ama hiç de alakası yok. Yani evet, hiç alakası yok. Peki doğrudan internet üzerinden bir konumlama var mı? Aslında internette hiç alakası yok. Konumlama, az önce dediğim gibi yukarıdan gelen sinyali alabiliyor musun? Bu bir. İki. E, e, telefonun bu geometri hesabını yapabilecek derecede akıllı mı? Bu kadar. Yani internetimiz olmasa da aslında? İnternet olmasa da senin yerini tespit edebilirsin. Ama internet yoksa bulunduğun yeri herhangi bir yere gönderemezsin. Yani içinde kalır. Sen dersin ki, evet internet çekmeyen bir yerde konumumu bul dersin. Konumunu bulur. İşte e, enlem boylam budur diye sen o datayı alırsın elinde. Ama örneğin bir yerde Acil bir durum gerçekleşti. Bir yerde yolda kaldın. İnternet yoksa e, bu noktayı buldun ama doğal olarak o veriyi hiçbir şekilde öteki tarafa götüremez. Yani ne polise ne ambulansa vesaire herhangi bir yere gönderemez. Onun için işte e, uyduy haberleşmesi e, gerekiyor. O da başka bir konu zaten. Onu da ayrıca konuşuruz hocam. E, ama benim anladığım şu evet. oldu bize de böyle bir sistem lazım sanki? Ya bize de böyle bir sistem lazım. Ya Bu çok pahalı sistemler. Yani bunlar devasa uydular. Ve bunları uzayda tutmak gerçekten hem kolay değil hem fırlatmak kolay değil. Yani Bayağı pahalı sistemler. Vesaire vesaire. Biz şu an hazır Amerika biliyorsunuz birçok şeyi bedava yapıyorken biz kullanalım istiyoruz. Tabi biliyorsunuz bir şey bedavaysa ürün sizsiniz mantığı Kesinlikle. da vardır. Yani onu da bir kenara yine de katalım. Dolayısıyla Amerika bize bunu bedava veriyorsa bir halk olarak, bütün dünya insanları olarak senin de nerede bulunduğunu Amerika'ya bedava bir şekilde e, bildiriyorsun. Ben şunu, şu anda bu noktadayım. Haberin olsun. E, bir şey, bir, üzerime bir reklam göndereceksen ya da üzerimden para kazanacaksan ya da başka bir şey yapmak istiyorsan da ben kendi yerimi size bıraktım diyor. Peki hocam. Benim için gayet açıklayıcı oldu. Sizin evet. eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Aslında evet, e, GPS artık hayatımızın gerçekten bir parçası haline gelmiş durumda. Onsuz yaşayamayacağımızı da düşünüyorum. Hatta e, eski bir telefon e, markası, alfa kuşağı için bak aslında baş, başka bir dünya var şeklinde eski e, o eski telefonları yeniden çıkart, yeniden pazarlamayı düşünüyormuş. Yani bak bende böyle özellikler yok diye. <gülüyor> <gülüyor> yani yapamadım değil de bak işte vaktinizi böyle e, sürekli sosyal medyada harcıyorsunuz. Bir de harcamadığınız başka bir e, paralel dünyada olabilir. Bunu da siz yaşayın diye e, böyle bir şey öneriyorlar. Onun içerisinde doğal olarak GPS GPS'de. yok. Nerede bulunduğun, nasıl yaşadığını belki bildiremeyeceksin. E, belli yerlere ama bunun bundan gelen nimetleri de doğal olarak e, alamayacaksın. Bence e, GPS e, gerçekten büyük bir nimet. Sağolsun Amerika, Amerikan halkı, <laughs> Amerikan Taxpayers dediğimiz vergi verenleri <laughs> bunu fonluyorlar, fonlamışlar ve bunu e, bütün dünyaya ücretsiz olarak sunulmasına da vesile olmuşlar ve biz de e, bunu kullanıyoruz, hayatımızı kolaylaştırıyor. Yani bugün kimse kimseye artık ya işte şu işte Kadıköy'e buradan nasıl giderim diye bir soru sormuyor. Baksana kardeşim telefonuna diyebiliriz çünkü. Kesinlikle <laughs> Değil mi? Yani Böyle bir soru sorulmuyor. Eskiden olsa bu sorular çok daha fazla sorulurdu. Artık bugünlere de geçmiş durumdayız. Evet GPS'siz hayat düşünülemez. <laughs> GPS'siz hayat düşünülemez diyelim. Ve sonlandıralım hocam. Evet. Umarız GPS'de GPS, <laughs> bir e, GPS e de bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Öyleyse görüşmek üzere hocam. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.